Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çemberde uzunluk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani son videodayız. Evet burada ne yapacağız arkadaşlar? Benzerlik yardımıyla çemberde uzunluktan bahsedeceğiz. Tekrar söylüyorum sıkılacaksınız belki ama şuraya yerleşsin diye söylüyorum. Çemberde uzunluk çözerken bir ne yapıyoruz? Dik üçgen yardımıyla çözüyoruz. Anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Yoksa dik üçgen oluşturuyoruz değil mi? Anahtar kelimeleri kullandıktan sonra daha dik üçgen çıkmamışsa işte dik üçgen oluşturmak için neler yapacağınızı söylemiştik ilk videolarda. Sonra ikinci yöntem neydi arkadaşlar? İkinci yöntemde kuvvet yardımıyla yapacaksınız demiştik. Baktığınız dik üçgenden çıkmıyor o zaman kuvvet yardımıyla. Baktığınız kuvvet yardımıyla da çıkmıyorsa üçüncü yöntemde benzerlik yardımıyla çözebilirsiniz. Ha kuvvet müfredattan kaldırıldı kuvvet atlayıp benzerlikten de zaten çözebilirsiniz. Hani dik üçgenden çözemezseniz direkt benzerlikten zaten çözebilirsiniz. Hani kuvvetin ispatı da zaten buradan geliyor diye geçenki dersimizde söylemiştik arkadaşlar size. Şimdi mesela benzerlik yardımıyla çemberde uzunluk. Ben ne demiştim? Bir önceki videoda hocam bu e, A çarp B ile C çarp d birbirine eşitti iç kuvvetli. Gerçekten öyle mi? Bak benzerlikle şey yapalım. Şu sarı çizgileri çizecek olursak hocam üçgenler oluştu. Bakın şuraya ben bir alfa dersem gördüğü yay 2 alfa. 2 alfa ise burası da alfa mı? Alfa. Çemberde uzunlukta benzerlikte daha doğrusu. Çözüm ararken de genelde değil. %99'unda açı 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 benzerliği çıkıyor. Açıya dalacaksınız arkadaşlar. Açıya daldık. Alfaysa, iki alfa ise 2 alfa. 2 alfa ise alfa. Burada da açı şey var. Burası beta ise gördüğü yay 2 beta. O zaman burası da beta oldu. Aa alfa beta 3. açı. E, ters açıdan da 3. açılar eşit. Şu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Yani... EAC üçgeni ile EDB üçgeni, yani çift çizgi alfa beta, çift çizgi alfa beta. Bir dakika EAC derken çift çizgi beta alfa, çift çizgi beta alfa. Bu üçgenler benzer oldu. Aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Beta'nın karşısı burada ne? Şuradan beta'nın karşısından başladım. A'nın buradaki beta'nın karşısını C'ye oranı eşittir. Buradaki alfa'nın karşısı D'nin buradaki alfa'nın karşısı B'ye oranı. İşler işler yapın. A çarp B ile C çarp D birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani çemberde kuvvetin bakın ispatını yapmış olduk size. Peki hocam işte kuvvet burada işe yaramazsa. Atıyorum şuradaki X ile Y'nin arasındaki ilişki sorulursa. Yani hocam ne gerek var? Burada ben e, kuvvetten yapabilirim diyebilirsiniz. Ama X ile Y arasındaki ilişki sorulursa o zaman benzerliğe dalış yapacaksınız zaten. O zaman burada şu üçgenle şu üçgen benzerdi. Çift çizginin karşısı X bölü. Çift çizginin karşısı y'yi de işin içine katarsınız. Benzerlikten dolayı x ile y arasındaki ilişkiyi de böylelikle bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bakın hem kuvvetin ispatını yaptım hem de kuvvetten çözülemezdi x ile y arasındaki ilişki sorulmuş olsaydı. Açılardan benzerliğe daldık. Açılara daldık benzerlik çıktı. Benzerlikten dolayı da x bölü y'yi de a bölü c ya da d bölü b şeklinde şey yaptık arkadaşlar. Ya da evet d bölü b şeklinde kullandık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gelelim ikincisine. Burada da hatırlarsanız dış kuvvet hocam a çarpı a artı b c çarpı c artı d eşitti. Peki ya x ile y arasındaki ilişki istenirsen ne yapacaksın? İşte kuvvet burada işe yaramaz. Kuvvet şu kenarlarda işe yarıyor. X ile y arasında işe yaramadı. Ne yapacaksın? açıya dalacaksın. Bak açı. E hocam açıya dal derken biz ya çevre açıya ya teğet giriş açıya dalarız biliyorsunuz. E burada öyle bir şey var mı? Bak şurada bir dörtgen oluşmuş. Kirişlerden oluşan bir dörtgen ya da çevre açıda diyebilirsiniz. Alfa ise 2 alfa falan diyebilirsiniz. E burada ben bu açıya dalarsam. Hocam alfa ise burası 180 eksi alfa yapar. Aa burası da ne oldu? Alfa oldu. E hocam aynı şekilde buraya beta dersem. Burası 180 eksi beta oldu. Aa burası da beta oldu dersiniz. E hocam üçüncü açılarda birbirine eşit. Yani burada ne çıktı arkadaşlar? Şuradaki üçgenle Alfa, beta karaladım. Alfa, beta karaladım. Büyük üçgen benzer oldu. Hadi başlayalım benzerliğe. Beta'nın karşısı burada ne? A'nın. Beta'nın karşısı A'nın. Beta'nın karşısı burada ne arkadaşlar? C artı D'ye oranı. A bölü C artı D. Eşittir. Ee, burada alfanın karşısı C'nin. Alfanın karşısı burada A artı B'ye oranı. İşte alfanın karşısı C'nin. Alfanın karşısı A artı B'ye oranı. A dur. Ne çıktı? A çarpı A artı ve C çarpı C artı diye geldi mi arkadaşlar? Geldi. E hocam X ile Y arasındaki ilişki devam edelim benzerliğe. Karadım açının karşısı X'in karadım açının karşısı Y oranı. Bakın bildiğiniz klasik benzerlik. Benzerliğini yap sonuca ulaş. Herhangi bir kurala falan gerek yok. Gördüğünüz üzere hem burada dış kuvvetli ispatladım size hem de X ile Y arasındaki ilişkiyi de kurmuş olduk. Bunu kural ezberleyin diye yapmıyorum arkadaşlar. Soruda siz benzerlik uygulayın. Bunu kural olarak benimsemeyin. Sakın benimsemeyin. Hocam x bölü y işte a bölü a artı b eşittir. Ya da ya pardon a bölü c artı d eşittir. karışabilir arkadaşlar. O yüzden kural değil. Benzerliğinizi yapın çıksın. Bir de dış kuvvette şunu yapmıştık. Neydi bu? x'in karesi a çarpı a artı b'ydi. Peki hocam ya c ile d arasındaki ilişki sorulursa bize ne yapacağız? Hemen benzerlik arayacağız. Benzerlikte de açılara dalacağız. Açılarda ya bize çevre açı ya teğet kiriş açı falan filan lazımdı. E hocam burada teğetlik var ya teğet kiriş açı var burada. Tamam şuraya bir alfa diyelim. Alfa ise gördüğü yer 2 alfadır. E burası 2 alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Bak bizim kalıbımız vardı. Hatırlayın arkadaşlar şöyle nokta açısı nokta açısı. Hocam birer açılara eşitse şu üçgen ve büyük üçgende hemen ortak açıya bakıyorduk. Ortak açı burası. Nokta kanaldığım 3. açı çift çizgi nokta kanaldığım 3. açı çift çizgi diyorduk. Hocam gördüğünüz üzere şuradaki küçük üçgenle büyük üçgende bir ara çeşitliği var mı? Var. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortak açı arıyoruz. Hop bak burası. Bu üçgenle büyük üçgende bir ara açı varken ortak açı da burası. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken alfa karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgi oldu. E o zaman benzer. Hadi benzerliği kullanalım. Alfanın karşısı A'nın. Büyükte alfanın karşısı X'e. Ben buraya yazmışım ama gerek yok. Ya yazmışım ABD üçgeniyle. ABD karaladığım alfa çift çizgi karaladığım alfa çift çizgi yani ACB üçgeni benzerdir arkadaşlar. Benzerlik bilgisini burada yazacak olursak eğer. A belli zaten. Alfanın karşısı A'nın. Alfanın karşısı X oranı. Çift çizginin karşısı X'in. Çift çizginin karşısı A artı b oranı. Dur. İşler dişler yapalım. X kare A çarpı A artı B geldi mi? Geldi. İşte dış kuvvetinde burada bu dış kuvvetin ispatını yapmış olduk size. Devam edelim benzerliğe. Hocam karalı maçının karşısı C'nin karalı, karalı maçının karşısı D'yi o da oranla eşittir deyip C ile D arasındaki ilişkiyi de bu şekilde bulabiliriz. Yani ne yapacakmışsın? 1. Dik üçgene dal. Baktın dik üçgenden çıkmıyor. Kuvvet yap. Kuvvet işinizi kolaylaştırıyor. Bilmesen de benzerlikten de yapabilirsin. Şekilde gördüğünüz üzere. Ama kuvvet de bilmeni tavsiye ediyorum. E, üçüncü yöntemde ne? Baktığın dik üçgenden çıkmıyor. Kuvvetten çıkmıyor. O zaman ne yapacaksın? Benzerliğe dalacaksın. Benzerlikte de açıya dalacaksın. Açıda da nereye dalacaksın? Belli. Merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı. Ya da bazen kirişler dörtgeni karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Tamam. Sonrasında zaten bildiğin klasik benzerlikleri uygulayıp olayı bitireceksin kardeşim. Evet olay bu. Hadi bakalım örneklere başlayalım. Aa hocam kuvvet var burada. E uygula. Hocam şunun karesi bu çarp tamam mı? 2 bilinmeyenden bu sefer yemiyor değil mi arkadaşlar? Olmadı. O zaman hop. Baktın dik üçgenden çözülmüyor. Merkez teğet çektik falan filan yapamıyorsun. Kuvvet yapamıyorsun. O zaman benzerlik. Benzerlik için açıya dalacaksın. Da Dal açıya. Teğet giriş açı bizim için önemli. Alfa. Alfa ise gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise bak burası da çevre açı. Alfa yaptı. 2 alfa Alfa Alfa'ya alfa. Birer açıları eşit olan üçgen. Hocam şu üçgenle şu üçgende birer açıları işte ama bu iki üçgende ortak açı yok. Ama bu üçgenle büyük üçgende ortak açı var mı? Var. A açısı. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken alfa karaladığım büyük üçgende de üçüncü açı çift çizgi. Sakın buraya çift çizgi yazmıyorduk. Çünkü bu üçgeni seçmedik. Büyük üçgeni seçtik. Çift çizgi şurası oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı dördün. Alfanın karşısı bilmiyoruz. E hocam burada çift çizginin karşısı yok. Burada da çift çizginin karşısı yok. Hocam Karadı maçın karşısı a Karadı maçın karşısı üçgen Karadı karşısı 6 olmuş. Güzel bir benzerlik var arkadaşlar. Karadı maçının karşısı üçgen 6 olmuş. 1'e 2 oran var. O zaman alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı direkt 1'e 2 orandan 8. Şimdi kuvveti uygulayabilirim. Hayır kardeşim sen benzerlikten devam etsen daha kolay çıkacak zaten. 1'e 2 oran var ya 1 bölü 2 oran var ya benzerlikteki olan Ko kolay bir oran. Çift çizginin karşısı 8 ise çift çizginin karşısı direkt 1 bölü 2 orandan dolayı 16 olur. Dolayısıyla x'e de ne kaldı? 12 kaldı diyeceksin kardeşim. Evet. Çemberde son nokta bu. Çemberde benzerlik arkadaşlar. Benzerlik derken özel bir kuralı yok. Bildiğin üçgende benzerlik çıkıyor. Sadece açıya dalıp ee, açı 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 benzerliğini göreceksiniz. Evet. Cevabımız böylelikle 12 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam bak dış kuvvet var. Bu çarpı bu. Bu çarpı bu. Eyvah. Yok bunlar uygulayamazsın. Buraya x desem buraya y desen hocam 3 çarpı 3 artı x y çarpı y artı 5. Maalesef uygulayamıyorum. O zaman ne yapacağız? Dik üçgenden çıkmıyor baktın. Çünkü merkez kiriş çektik. Merkez teğet çektik. Anahtar kelimeleri kullanamıyorsun. Dik üçgende yok zaten burada. E, dik üçgenden çıkmadı. Baktım kuvvet. Kuvvetten de çıkmadı. Ne yapıyorsun? Benzerlik. Benzerlik için açıya dalacaksın. Hocam çemberdeki burası çevre açı. Aa burada bir dörtgen var. Kirişler dörtgeninden dolayı 180x alfa yaptı. Burası da alfa yaptı o zaman. Hatta aynı şekilde burası beta iken burası da 180 eksi beta. O zaman burası da beta yaptı. Alfa beta 3. açı karaladığım burası olsun. Bakın alfa beta karaladığım açı alfa beta karaladığım açı. Yani şu üçgen ile büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bakıyorum burada alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı y artı 5 benzerlik yok. Betanın karşısı y iken betanın karşısı 3 artı x. Aa, yine benzerlik yok. Karadım açının karşısı 2 iken karadım açının karşısı 6. Benzerliği o şekilde yapabiliriz. 2 bölü 6 eşittir alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı y artı 5 deyip y'yi bulabilirsin. Hatta devam ettirip betanın karşısı alfanın karşısı 3 e, betanın karşısı y bölü Bir dakika alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı y artı 5 tamam. Sonra betanın karşısı y bölü e, betanın karşısı 3 artı x deyip buradan ilk önce y'yi bulup sonra e, şeyde y'yi yerine yazıp sonra yine benzerlikte Y bölü 3 artı x 2 bölü 6'tan da sonucu ulaşabilirsiniz. Ama kolay bir benzerlik varsa bunu yapmaya gerek var mı? Tabii ki yok. Kolay benzerlik. Hocam karadım açının karşısı 2 iken karadım açının karşısı 6. Yani 1 bölü 3 oran var zaten arkadaşlar. 1'e 3 oran var. Hemen burada alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı direktman 9 diyebiliriz arkadaşlar. E o zaman buraya 4 kaldı. Hocam beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı direkt 1'e 3 orandan dolayı 12 diyebiliriz. E o zaman burası da ne yaptı arkadaşlar? 9 yaptı. Evet AD uzunluğu 4 artı EB'nin uzunluğu 9. Toplamı da kaç yaptı arkadaşlar? 13 yaptı. Cevabımız 13 oldu. Gördüğünüz üzere benzerlik önemli. Geldik bir sonraki soruya. Hocam kuvvet var burada. 6 çarpı x 4 çarpı y. Ya hocam y'yi bulmam lazım önce benim buradaki x'i bulabilmem için. Ha dik üçgenden çözemiyorsun. Kuvvetten baktın yine çözemedin. Ne yapıyorsun şimdi? Sıradaki olay benzerlik. Benzerlik için açıya dalacaksın. Adam sana bu yayları boşu boşuna eşit vermez. O zaman bu yayı kullanın. Bu yayı gören burada bir açı var. Açıya dalacağız dedik ya arkadaşlar. Açı. Alfa ise burası nedir? 2 alfa. Hocam 2 alfa ise burası da 2 alfa. A 2 alfa ise burası da alfa yaptı. Bak, birer açıları eşit olan üçgen. Hani kalıbımız vardı bizim, değil mi? Şu üçgen ile büyük üçgende birer açıları eşit olan iki üçgen var. Ortak açı burası mı? Evet. Alfa karaladığım üçüncü açı burasıyken, alfa karaladığım üçüncü açı burası oldu. İki üçgen benzer. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8 yazabiliriz. 4 bölü 8 eşittir. Çift çizginin karşısı 8 bölü çift çizginin karşısı y artı 4. 8 bölü y artı 4'ten y'yi bulabiliriz arkadaşlar. Ama kolay bir benzerlik. Alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8. 1'e 2 oran var. Çift çizginin karşısı 8 iken çift çizginin karşısı 16 diyebilirsiniz. Yani Direkt y artı 4 eşittir 16 deyip y'yi buradan 12 bulabilirsiniz arkadaşlar. E artık x'i bulabilir miyiz? Evet. x'i nasıl bulacağız arkadaşlar? İç kuvvet. Şu x'in çarpımları birbirine eşitti. Eee hocam kuvveti bilmiyoruz. İşte burada kuvveti bilmezsek işler biraz daha e, sıkıntı oluşturabilir arkadaşlar. Vay buradan yine böyle şunu çizip de ya da şunu çizip de benzerlik falan filan oluşturmak biraz sıkıntı yaratabilir. O yüzden benzerlik altyapısında pardon kuvvet altyapısında bilinse sanki sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Neyse 6 çarpı x de burada iç kuvveti uygulayabilirim artık. 12 çarpı 4'e eşittir arkadaşım. Şu şu gitti 2 kaldı 2 kere 4 8 yaptı. X'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 8 olarak bulduk. Ve e, gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Dediğim gibi sıralama dik üçgen olmadı kuvvet o da olmadı benzerlik. Benzerlik burada önemli ya dikkat edin arkadaşlar bakın geçen sene 2021 tayfa e, sınavlarına çalışırken kitaplarda böyle düzgün çokgenle alakalı çok fazla soru çıkmıyordu aslında yani düzgün böyle dokuzgen düzgün ongen eşit kirişlerin ayırdıkları yay yaylar falan birbirine eşitti ya hani eşit sayıda kenara ayıran kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşitti yani ya, köşegenler birbirine eşitti. Ondan sonra bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı iki alfa gibi mantıkta sorular vardı ya. Bak onlar biraz geri plandaydı. Tak ÖSYM e bir soru sordu. Kitaplarda çok fazla yoktu. Bizim konu anlatımımızda da Allah'tan vardı. Biraz oradan yırtan arkadaşlar oldu. Şimdi ben kitaplara bakıyorum. Yani bu çemberde uzunlukla ilgili sanki üçgende böyle e, benzerlikle çözülebilen sorular geri planda kalmış. Çoğu kitapta yok gibi bir şey arkadaşlar. Bence dikkat edin. Ya bu sene ya da önümüzdeki senelerde sanki bununla ilgili bir soru sorabilirler. Bazen e, soruyu seçen adamlar sanki böyle geri planda kalan sorular da böyle bir e, soruların içerisine koyuyormuş gibi geliyor bana arkadaşlar. Şahsen ben olsam öyle yaparım yani haberiniz olsun tamam. Benzerlik yardımı da önemli arkadaşlar. E hocam kuvvetten çıkıyor işte müfredatta yoktu bu soru sorulur mu? Evet sorulur arkadaşlar. Devamını getirsek zaten kuvvetten çıkan soru benzerlikten de çözülebiliyor. İspatlarını yaptım zaten size. Sadece kuvvet işimizi kolaylaştırıyor. Geldik buraya. Evet, bu soru biraz zor bir soru arkadaşlar. Şöyle bir deneyebilir misiniz? Yapabilir misiniz? Ödül koymayacağım arkadaşlar. Ödülü bir son bir önceki videolarda videolarda koymuştum zaten. Çemberde uzunlukta vermiştim. Bir deneyin bakalım nasıl olacak. Şimdi videoyu durdurup bir deneyin arkadaşlar. Son soru şöyle bir yapmaya çalışın bakalım. Güzel bir şey çıkacak mı? Merak ediyorum. Şimdi kitaplar bazı kitaplar bunu özellik olarak da veriyorlar. Hatta o özelliği şöyle diyorlar. Burası x, burası y, burası ya da şurası x tamam. Burası a, burası b iken bu çember yayı içerisinde kalan bu kirişe indirilen dikmenin karesi x kare eşittir a çarpı b deyip bir formül yazıyorlar arkadaşlar bazı kitaplar veriyor ama biz formüle biliyorsunuz biraz karşıyız arkadaşlar. O yüzden buradan yapmayacağız. Tamam. Nereden yapalım hocam? Yani buradan o zaman ne çıkıyor? Şu formülle yapacak olursak 6'nın karesi 4 çarpı x. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı x'ten ne geliyor? 36 bölü 4'ten x 9 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Formülü bilen arkadaşlar için bir çözüm yöntemi olsun. Ama biz formülden yapmayacağız bunu. Şimdi gelelim nereden yapacağız hocam? Ya şimdi burada dik üçgenden çözebiliyor muyuz? Maalesef çözemiyoruz, değil mi? Merkez kiriş çektik falan filan yapamıyoruz çünkü yarı çap uzunluğu falan da yok zaten burada. Hocam başka nasıl yapacağız diye sorabilirsiniz. Hadi bakalım yapmaya çalışalım arkadaşlar bunu. Şimdi burada ee, dik üçgenden yapamıyoruz. Eyvallah, dik üçgenden yapamıyorsak o zaman kuvvetten yapabiliyor muyuz? Hayır, Kuvvetlik bir durum dedik. O zaman benzerlik. Benzerlik için ne yapıyoruz? Bizim için önemli olan açıydı. Ya çevre açı, ya teğet kiriş açı, ya merkez açı gibi şeyler ya da kirişler dörtgeni gibi açılar lazımdı. Hocam hiçbir şekilde bir açı yok. Ama teğetlik var ya, hani teğet kiriş açı biraz bizi yönlendirebilir aslında. Hocam o zaman burada bir teğetlik varsa şuradan bir teğet kirişi oluştursam, bak bu doğrusal demiyorum arkadaşlar. E hocam burada da teğetlik var, burada da teğet kiriş açı oluşturalım o zaman şöyle. Bak bu zaten doğrusal olmuyor. O zaman bu teğet kiriş açıya dalayım ben. Hocam burası alfa iken gördüğü ya 2 alfa 2 alfa iken burası da alfa oldu mu? Oldu. Aa hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Sebep alfa 90 buraya ee, A açısı dersem alfa 90 burası da A oldu. Gerçekten de şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Peki hocam aynı şekilde ben buraya beta dersem gördüğü yay 2 beta şurası. Burada da bir çevre açı var. Hop burası da beta oldu. Şurayı sileyim. Hocam aynı şekilde beta 90 B açısıysa beta 90 burası da B açısı. Şu üçgenle de şu üçgen benzer oldu mu? Oldu. Öncelikle şu benzerliklere bakayım. Sarılardaki benzerliklere bakayım. Hocam alfanın karşısı 4 bölü. Buradaki alfanın karşısı 6. Oo süper. Eşittir. Burada A'nın karşısına mı bakacağım? Burada A'nın karşısına bakarsam buradaki A'nın karşısı. Her ikisi de bilinmeyen bir kenar arkadaşlar. Bir işimize yaramaz. Peki burada 90'ın karşısına baksam burada 90'ın karşısı en azından bu dik üçgenin bir ortak kenarı arkadaşlar. Her iki dik üçgenin de ortak kenarı. Güzel. O zaman 90'ın karşısı BD'nin 90'ın karşısı CD'ye oranı oldu arkadaşlar. Güzel. Yani burası ne oldu arkadaşlar? BD uzunluğu 2K iken BD bölü CD'ye bakacak olursak arkadaşlar 4 bölü 6'ya eşit ya 2 bölü 3'e eşit. Burası ne oldu? 3K oldu. E tamam. Şimdi artık arkadaşlar şu üçgenlerdeki benzerliği uygulayacak olursak. Şu üçgenle şu üçgendeki. Hocam bu üçgende betanın karşısı 6 bölü. Betanın karşısı x eşittir. Burada 90'ın karşısı 2k bölü. Buradaki 90'ın karşısı 3k'ya eşittir. Bakın benzerlikten çıktı. 2x eşittir 18'den. X'i de buradan kaç buluruz? 9 olarak buluruz arkadaşlar. Biraz önce formülde vermiştim. Formülde de 9'u bulmuştuk zaten. Ne lazım bize? Teğetlik var. Aa, teğet giriş açı falan filan arkadaşlar. Tamam. Burada teğetliğin olduğu yerlerde teğet giriş açı oluşturulan sorular zaten çemberde açıyı da zorlaştırıyordu. Uzunluğu da zorlaştırıyor arkadaşlar. Tamam bir tık bir zor bir soru arkadaşlar ama yine bunu da burada yazmak istedim. Son soruyu da bununla bitir. Son, son soru olarak bunu da koymak istedim arkadaşlar buraya. Evet gençler olay bu. Tekrarlıyorum çünkü bizim için gerçekten çok önemli. Bir, dik üçgen yardımıyla uzunluğu çözmeye çalışıyorsun. Anahtar kelimeleri kullan, dik üçgen oluştur. İki, baktın dik üçgen yoksa ne yapıyorsun? Dik üçgen olmadığında kuvvet yardımını yardımıyla çözmeye çalışıyorsun. Baktın kuvvetten de çıkmıyorsa üçüncüsü de nedir? En son garanti işlem üçgende benzerlik yardımıyla evet çözüme ulaşmaya çalışıyorsun. Benzerlik yardımı dediğimizde üçgende yardım üçgende benzerlik Açılara daldığın zaman büyük ihtimalle sonuca ulaşırsın kardeşim. Evet uzunluk bu kadar arkadaşlar. Çemberde uzunluk bu kadar. Aslında kolaydır. Gerçekten çok kolaydır ve çok zevklidir. Öyle e, biraz alışılmışın dışında anlattım biraz burada arkadaşlar. Böyle genelde okullarda dershanelerde böyle çok böyle değişik bir şekilde anlatılmaya çalışılır. Ama sanki bu şekil daha zevkli geliyor öğrencilere. E, i̇nşallah buradan e, daha böyle iyi bir şekilde öğrenirsiniz gibi geliyor. İnşallah öğrenirsiniz de arkadaşlar. Çünkü çemberde uzunluk gerçekten önemli. Çemberde uzunluğu iyi bir şekilde öğrenen arkadaşlar gözü kapalı dairede alan konusunda da geçip çok rahat bütün soruları yapacaktır arkadaşlar. Yani çemberde uzunluk e, bilen arkadaş için dairede alan konusu da gerçekten ama gerçekten çok kolay gelecektir. Şimdi sırada ne var? Çemberin çevresi ve yay uzunluğu var arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.